Hello, everybody. Sorry for these technical problems, and thank you for your patience. Today, we are going to talk about the very long history of an Istanbul square, which those of you who participated in some of our outings have seen before. It's the At Meydanı. And since you have the picture in front of you, if you look at the left-hand side, you will see that because the land falls down very steeply, it has been artificially held up by those lines of arches that you can see there. And a good bit of this support is still there. I mean, when you walk down from At Meydanı toward the sea, you can still see part of it. And then, I mean, what you also can see is a series of columns. And one of them is obviously an obelisk that has come, now it's all at once, it's very tiny. Bunu büyütebilir miyiz? Now this is good. Okay, so we have in the center an obelisk with an inscription. The original came from Egypt, and it was brought probably in, if I'm not totally mistaken, in the time of Constantine. Incidentally, you may be curious about my sources, and this is not my personal area of research. So I have used a big exhibition catalog, which was put out by the Piramüzesi 10 years ago in 2010. And it's a double volume. The Byzantine part has been edited by Brigitte Petarakis, and the Ottoman part has been edited by Ekrem Üşün. And this is, I mean, really a compendium of the research that has been done. It's enormous, I mean, two big fat volumes. Fakat yani bunun yanında, efendim, bu aslında iki dillidir. Yani isteyenler Türkçesinden de okuyabilirler. Ama daha küçük bir şey tercih ederseniz, Seza Sinandar diye bir arkadaşın efendim At Meydanı ve efendim Hipodrom adlı bir küçük kısa kitabı var. Bu anlaşılan Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığı bir master tezinden yaratılmış bir kitap ve efendim içinde resimler de oldukça güzel. Yani daha sonra burada anlatılanları kontrol etmek isteyen olursa, efendim bu iki kitaba başvurabilirsiniz. Şimdi biz geri dönelim. Efendim bu resimde hem doğru hem de yanlış olan bir takım yani görüntüler var. Doğru olanı efendim görüyorsunuz, orada divan yolu var. Bir de efendim Karsires denilen bir bina. Zira At Meydanı'nın adı üstünde, efendim At Meydanı'nda, hipodromda at yarışları yapılmıştır. Ve at yarışları genellikle arabada oluyor. Yani efendim bir tek sürücü fakat dört tane at. Ve efendim bu atlar aynı anda değişik kapılardan yani çıkmak zorunda. Ve bu bina, Karsires denilen bu bina bugün yoktur. Fakat bu yani başka resimler de var bunu teyit eden. Bu aşağı yukarı yani efendim At Meydanı'nın sağdaki sınırını gösteren bir resimdir. Yanlış olan şey de şu,
Efendim aslında at meydanını bilenler biliyor. İki tane efendim obelisk söz konusu. Bir tanesi olduğu gibi Mısır'dan getirilmiş. Fakat dibi efendim 4. yüzyılda İmparator Theodosius zamanında yapılmıştır. Ve ikinci bir obelisk var. Bu aslında taştan yapılmış. Yani herhangi bir yerden getirmelerine hiç gerek yoktu. This was something that had been built on the marble of an obelisk, and then it was covered in copper. And the copper is long gone. We don't really know when it went. Some people say that it was taken in 1204 during the Latin occupation because it was used in the manufacture of weapons. It's possible, but I mean, we really don't know for sure. Now you will ask yourself, well, why do we have all these decorations in the middle of the hippodrome? Ve orada yine şöyle düşünmek gerekiyor. Atlı arabalar şu Carceres denilen binanın kapılarından çıkıyor ve efendim ondan sonra şeye doğru yani oradaki duvara doğru gitmeleri gerekmektedir. Ve aslında yani sürücülerin böyle kurallara çok riayet ettikleri denilemez. Birbirini vuranlar var, birbirinin arabasını sakatlamaya çalışanlar var. Yani ve tabii böyle manevralarda efendim karşıdaki seksiyona girmeleri yani kaza olabilir ve o zaman ya yani öyle bir kaza olabilir ve o zaman kaza yani kaza üstüne kaza olabilir. Çünkü diyelim oradan geçmekte olan arabalara çarpabilirler ve yani korkunç bir hengame. Ve yani bir yerde bu ortadaki monümanlar, efendim bizim bugünkü otoyolların betonlarına tekabül etmektedir. Çünkü onu da görmüşsünüzdür. Efendim genellikle iki şeridi birbirinden ayıran betonlu bir set var. Ve efendim spina dedikleri bu yapı, yani o da bir çeşit settir. Ve hipodromun seksiyonlarını birbirinden ayırmaktadır. Bir de efendim yani eksik olan bir başka şey var. Efendim burada oturma yani seyircilerin oturması için herhangi bir tertibat görünmemektedir. Oysa yani bu tertibat vardı ve hatta eğer yani yolunuz düşerse Türk İslam Sanatları Müzesi'nde alt katta efendim bu yani bir parçası seyirciye açık veya aşağıya inmek istemezseniz efendim avluda bir cam var. Camdan aşağıya bakabilirsiniz ve o zaman da efendim oradaki oturma yerlerini görmeniz mümkündür. Bir de eksik olan bir başka şey var. Efendim önde yani birkaç tane küçük ev var ya görüyor musunuz? Minnacık küçük evler. Halbuki oralarda eskiden efendim imparatorun oturduğu teras gibi bir bina vardı. Şimdi resimleri biz efendim nasıl resimlere nasıl geri gidebilirim? Teşekkür ederim. Harika. Şimdi bir süre burada kalacağız. Tamam Şimdi hocam. arkadaşlar yani bu halen var olan bir şey. Ve efendim ben size demiştim ya, imparator seyirci olarak
saraydan tribüne girebiliyor. Ve görüyorsunuz tribünde kendisine refakat eden efendim saraylı adamlar var. Ve efendim elinde bir çelenk var. Yani dikkat ederseniz efendim çelenk balkondan aşağıya sarkıyor. Çünkü adet bu. Efendim kim kazanırsa, yani kazanan sürücü efendim hem para, bir para mükafatı alıyor, önemli bir para. Ama bir de herkesin önünde imparator kendisine bir çelenk bağışlıyor. Ve o zaman yani bu kişi bir yerde madalya almış gibi bir durumda. Ayrıca da eğer arka plana bakarsanız, efendim orada böyle kemer gibi şeyler var. Bu kemer yani bizi sarayda olduğunu gösteriyor. Ve altta efendim ya seyirciler var, müzisyenler var. Sağ köşede bir adamın elinde elde çalınabilen bir org var. Yani org, çünkü bu tür olaylarda hem yani müzik var, hatta zaman zaman yani yarışların arasında dansözler becerilerini gösteriyor. Hatta dikkat ederseniz aşağıda dans eden kişileri görebilirsiniz. Çok net değil ama yani bu efendim bu kabartma 4. yüzyılın sonunda yapılmış. Yani Konstantinos'un zamanından sonra ve o zaman efendim artık Bizans büyük ölçüde Hristiyan olmuş. Yani bütün herkes Hristiyan oldu diye demeyelim. Pagan olanlar herhalde halen vardır. Ama imparatorun kendisi Hristiyandır. Saraylılar da keza. Ve efendim yani artık bunun böyle olmasını emrediyor diyelim. Diyeceksiniz peki yani bu at yarışları, bu yarışların Hristiyanlıkla ilgisi yok. Haklısınız, yoktur. But at the same time, I mean, this image shows you that a Christian emperor can also, you know, direct the games. So while these fights between gladiators and wild animals, or fights between wild animals that had been common in pagan Rome, they disappeared in a Christian empire. But the horse races stay. And as you can see, I mean, a self-consciously Christian ruler does not see anything wrong with attending the games and rewarding the winners. And I mean, I just pointed out that on the lowest level, you have to really look carefully. You see the dancers and the musicians who livened up the performance. I mean, between the races, these people would perform. And in fact, the famous Empress Theodora, the wife of Justinian, who built the Hagia Sophia, well, she was a poor girl. She started life as a dancer in the hippodrome. Her father had been in charge of wild animals, and I think either lost his job or died. So the family was really, really poor. And Theodora and her sisters made a living, you know, dancing between the various races. And there she attracted the attention of Justinian. And ultimately,
as you know, became his wife. Okay, so I mean the races are a major event that both people from the aristocracy participated in, but also people, you know, who were like merchants and craftsmen in the city. And in fact, there were parties in the Hippodrome. And these parties were called the Blues and the Greens. And I mean, from César Sinanla's book, I learned that the tendency was for the Blues to be closer to the aristocracy and the Greens to be closer to not the, the poor, but to the, you know, the art craftspeople and the merchants, the ordinary inhabitants of Istanbul. But probably one should not exaggerate. You know, it's not like there was a class consciousness and people, you know, chose their faction in the games according to their social class. I think that would be an exaggeration. But I mean, there was a tendency in this direction. Yani efendim maviler ve yeşiller bir yerde Bizans halkının dileklerini dile getiren gruplardır. Ve bu bazen barışçı bir şekilde olabiliyor. Yani efendim imparatora dilekçe verilebilir. Hatta bir kere efendim bir henüz yeni tahta çıkmış olan bir imparator yuhlanmıştır ve o kadar fena şekilde yuhlanmıştır ki adam orada durduğu yerde ben istifa ediyorum efendim benim yerime başkası imparator olsun demiş oluyor. Yani orada imparator ile seyirci arasında bir diyalog var. Ancak bu diyalog öyle rahat, her zaman rahat ve sakin bir diyalog değildir. Yani efendim özellikle Justinian'ın zamanında ilk başta yani at yarışları seyrederken oluşan bir anlaşmazlık büyüyor, büyüyor, idare edilemez duruma geliyor. Ve sonunda yani imparatora karşı olan büyük bir gösteri haline geliyor. Ve Justinian de anlaşılan efendim kaçmak istiyor bir yerde. Biz bunu nereden biliyoruz? Efendim o dönemde sarayda görevli olan bir adam var, Prokopius. Ve Prokopius yani saray kroniğini yazmamış. Kendisi için ve yakınları için efendim secret history denilen yani gizli tarih denilen bir metin yazmıştır. Yani efendim bu tabii Prokopius'un efendim görüşleridir. Efendim objektif gerçek olarak algılamamak gerekir ama yani Prokopius bize için bize anlattığı doğru ise Justinian kaçmak isterken efendim Theodora yapma demiş. Çünkü demiş ki peki yani sen bir gemiye binebilirsin ve buradan kaçabilirsin en nihayet yani liman yakın. Ama dedi yani ondan sonra sürüm sürüm sürüneceksin. Ve yani ondan sonra, kaçıştan sonraki hayat, hayat değildir. Ve efendim eninde sonunda Justinian'ı ikna eder. Ve efendim bu kendisine sadık kalan adamlarla bu isyanı bastırır. Ve anlaşılan bu sadece hipodromun içinde kalan bir olay değildir.
efendim yangın çıkıyor. Efendim şeyin içinde at meydanının yani hipodromun kapıları kapanmış olduğu için insanlar yani kendilerini dışarıya atmak için can havliyle efendim kapıları kırmaya çalışıyor. Büyük bir kısmı yapamıyor. İçinde kalanlar öldürülüyor. Şehirde yangın çıkıyor. Ve hatta Konstantinos zamanında yapılan Ayasofya efendim yangında çok büyük zarar görüyor. Ve bunun üstüne efendim Justinian bizim bildiğimiz Ayasofya'yı efendim yeniden kurmaya çalışmıştı. So I mean it's the hippodrome is not always peaceful. Very much on the contrary, it can be a place where people explain to the emperor what they like or what they don't like, but it can also be a situation of violent conflict. And now I think we can go to the next picture. Okay, orada kalalım bir süre. Ben şunu geçeceğim. So, I mean, this we will discuss this in a minute. It's the İbrahim Paşa Sarayı, which is right on the At Meydanı, but we're not there yet. However, I said that the hippodrome has, you know, been a place of violent conflict, especially during the Nika uprising, but in the Middle Byzantine period. It's also a place where spectacular executions take place. And I mean, people go to watch these things. I mean, it can really be absolutely horrible. The descriptions sound dreadful. But as you probably know, I mean, bugün insanlar korku filmlerine gitmek için para veriyorlar. Ve efendim o zaman yani hani idamlar, işkenceler icabında yani o zamanın insanları için korku filmi gibi bir fonksiyon doldurmaktadır. Well, I mean all this continues until the 12th century when gradually the Byzantine emperors move out of the Great Palace. And when they move out toward Ivan Saray, which, as you know, is quite a distance away, efendim daha küçük bir saray ve efendim daha 12. yüzyılda büyük sarayın bazı binaları kötü durumda yavaş yavaş çökmeye terk edilmiş. Ondan sonra malum 1204 yılında 4. Haçlı Sefer denilen olay var. Efendim orada özellikle Venediklilerin imparator ile alıp veremedikleri var. Yani ticari koşullar ve sonunda imparator adaylarının bir tanesi Venediklilerden yardım istemiş ve bunlar bunu vesile bilmişler ve efendim 1204 yılında yani efendim Filistin'e filan gitmeden Bizans'a saldırmışlar ve efendim deniz surları bildiğiniz gibi öyle çok kuvvetli değildir. Yani onları geçmek zor bir şey değil eğer elinizde donanma varsa ki var. Ve ondan sonra efendim Konstantinopol çok fena şekilde yağmalanmıştır. Ve efendim hipodromda siz çeşitli
Yapıtları gördünüz Yasmina'da. Efendim bazı parçalar o zaman Venedik'e götürülmüştür. Ve halen yani San Marco'nun çatısında 4 tane at var. Diyeceksiniz ki yani bir kilisede 4 at ne arıyor? Aslında yani esas kilise ile çok ilgili değil. Bunu efendim bir zafer anıtı olarak dikmişler. Oysa yani bu 4 at herhalde %100 emin olamıyoruz. Ama herhalde Spina'yı dekore eden sanat eserlerinden bir tanesiydi. Bugün eğer yani Venedik'e yolumuz düşerse ve inşallah düşer, o zaman yani dışarıda göreceğiniz at takımı orijinal değildir. Efendim malum Venedik'te havalar sürekli rutubetli ve efendim bronz olan bir yapıda bu hava çok iyi gelmemektedir. Onun için bunu müzeye kaldırmışlar. San Marco'nun içinde 2 tane müze var ve yani bilet alıp girebilirsiniz. Ve efendim orada bu atların orijinallerini görmeniz mümkün. Aynı şekilde efendim o zaman yürütülmüş olan ve geç antik döneme ait olan bir heykel var. Efendim Diyoklesyen zamanında Diyoklesyen bir ara imparatorluğu ancak 4 kişilik bir kurum yönetebilir diye düşündüğünde efendim imparatorluğu bölmeye kalkışmış 2 imparator bir de yardımcı olan 2'şer Kaysar ve bu 4 kişi sözüm ona efendim el birliğiyle birbirini destekleyerek efendim imparatorluğu yönetecekler. Yani heykel bunu gösteriyor. Fiiliyatta öyle değil. Bu yani yine politik propagandadan başka bir şey değildir. Esasında bu çözüm çok kısa sürmüş ve eninde sonunda Konstantin bütün hepsini yani Diyoklesyen emekli olmuştur. Ve Konstantinos sonunda hepsini yenmiş ve kendini tek imparator olarak ilan etmiştir. Yani bu Konstantinopolis'un kuruluşundan önce olmuş. Neyse bunu yani ölümsüzleştiren bir heykel var. Çok sert bir taştan yapılmış kırmızı porfir. Ve porfir Bizans'ta ve Roma'da, geç dönem Roma'sında efendim imparatorlara mahsus olan bir taş. Ve bu efendim Venedikliler bunu da yürütmeye kalkışmışlar. Yürütmüşler de ve bunu San Marco dış duvarının içine yerleştirmişler. Yani 2. zafer alameti. Ancak bunu yaparken efendim heykelin bir ayağı kırılmış ve bu Konstantinopolis'te kalmış ve inanmayacaksınız ama bu parça bugün yani arkeoloji müzesinde seyircilerini beklemektedir. Yani öyle görkemli bir şey değil, bir ayak efendim ama hikayesi ilginçti. Neyse sonunda efendim 1260 yılında efendim Michael Palaiologos diye bir Bizans soylusu Konstantinopolis'i tekrar ele geçirir ve efendim ondan sonra dediğim gibi sürekli olarak Ayvan Sarayı'nda oturur ve giderek efendim ipodrom ve at meydanı kendi kendine terk edilmiş durumda. Ve efendim şimdi biz atlayacağız. Şu anda gördüğümüz resim efendim 16. yüzyılda yapılmış bir sarayın
kalıntısıdır. Yani efendim Kanuni döneminde bir sadrazam var. Yani efendim Makbul ve Maktul İbrahim Paşa. Makbul çünkü Kanuni'nin gençlik dostu olduğu için saraydan direkt olarak sadrazamlığa getirilmişti. Bu daha önce görünmeyen bir olay. Ve efendim uzunca bir süre boyunca yani İbrahim Paşa bayağı da başarılıdır. Efendim yeni fethedilmiş olan Mısır eyaletinde Osmanlılara karşı bir isyan çıkmış. İbrahim Paşa bunu bastırmıştır. Doğu Anadolu'da efendim dul kadınları yani yine yeni tahtından olmuş olan bir beylik ailesi efendim onların taraftarları önemli bir isyan çıkarmışlar ve 1520'li yıllarda İbrahim Paşa bunu da bastırmıştır. Yani sonuç olarak efendim Kanuni'nin çok başarılı olan bir sadrazam. Buna rağmen aralarında yani bizim çok bilmediğimiz bir ihtilaf çıkmıştır. Genellikle bugün hipotetik olarak şey deniyor. Efendim İbrahim Paşa gerçekten ikinci padişah gibi hareket etmeye başlamış. Ve gerçekten bu saray yani çarpıcıdır. Çünkü genellikle İstanbul'da vezir sarayları ahşaptır. Yani zaten bu nedenle ahşap oldukları için hepsi yangınlarda kül olmuş veya eğer kül olmamışsa ahşabın ömrü sınırlıdır. Efendim yani çökmek üzere iken yenisi yapılmıştır. So I said that İbrahim Paşa, the Grand Vizier of Süleyman in his early years, was in fact a very successful, even though he had come to his office without previous administrative experience. He became Grand Vizier because he was Kanuni's personal friend. But he did very well. I mean, in terms of victories in the field, he suppressed an uprising against the Ottomans in Egypt, and he suppressed an equally serious uprising against the Ottomans in Eastern Anatolia, which was the initiative of people who invoked the Dulkadir, meaning one of the Beylik dynasties that had lost their thrones after the conquest of Egypt. So, you know, even though he was on the whole a very successful Grand Vizier, in the end, Kanuni had him executed very quietly in the palace. So we don't even know the details. It was certainly not a public execution. And we don't know for sure what prompted all this. But the assumption is usually that Ibrahim began to act really like a second sultan. He officially wanted to be called the Seraskar Sultan, the sultan and chief military commander. Well, Seraskar for a chief military commander is common, but normally not. I mean, with the title Sultan. And then, I mean, the reason why I am showing this picture with such insistence is because you can see it's a stone building. And this was huge. I mean, what we see here is the courtyard of the second, it's called the second courtyard. And it was used, it's today used by the Museum
of Turkish and Islamic art. But originally, there were five courtyards. And if you remember that the Topkapı Palace, I mean, last time we looked at the first courtyard, there is a second courtyard, there is a third courtyard, and then there is the garden, which you can call the fourth courtyard. But this one had five. And some of them are gone, because when in the 1950s, the atelier was built in this location. In fact, the Ibrahim Pasha Sarai was nearly torn down in order to make room for the new atelier. But then fortunately, some clever journalists found out about this, and yani gazeteler de protesto çıktı ve sonunda yani bunu tümüyle yıktırmaktan vazgeçmişler. Adliye Sarayı biliyorsunuz çok yakın zamanlara kadar bu binanın biraz arkasındaydı. Şimdi artık değil, çünkü Çağlayan'daki yeni adliye binasına taşınmıştır. Ama yani 50'li yıllarda oraya yapılan adliye binası duruyor. Ve bunu yapmak için yine İbrahim Paşa Sarayı'nın bir avlusunu feda etmişler. Yani görüyorsunuz çok büyük bir alan ve bunun üzerinde efendim Nurhan Atasoy'un hazırladığı çok ilginç bir çalışma var. Size söyledim ya, yani benim bu konularda özel bir araştırmam yok. Bunu yani uzmanlardan okudum ve size yani burada anlatıyorum. Bir de üstelik efendim bu bina taş ve bu da aslında sadrazam veya vizir sarayları için olağan bir şey değildir. Çünkü normal olarak vizir sarayları ahşaptır ve bu nedenle ya yangınlarda kül olmuş ya da efendim çürümeye terk edilmiş olduğu için yıktırılmış ve yenisi yapılmıştır. Oysa İbrahim Paşa Sarayı taştandır ve uzunca bir, yani İbrahim Paşa 1536 yılında maktul olmuş, makbulken maktul olmuş. Ama yani sarayı kullanma devam etmişler. Yani çeşitli vezirler bu sarayda oturmuşlar. Okey, şimdi ondan sonraki resmi görebilir miyiz? Bu muydu hocam? Değil. İlk başta bana ilk başta gösterdiğiniz bir resim vardı ya. Hemen Bizans resimlerinden sonra. Değil. Ondan önce. Yok. Arkaya gidelim. Tamam. Geriye doğru gidiyorum. Tamam. Evet. Tamam. Bu iyidir. Burada kalalım. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz arka planda efendim İbrahim Paşa Sarayı'nın mutfaklarını görebilirsiniz. Yeah, if you look at the right hand side of the picture, this is you know, you can see all those little towers. Well, they are chimneys. I mean, the combination of a dome and a chimney tells you that these are fireplaces. And it's quite possible that in this area, there was the kitchen of the Ibrahim Pasha Sarai. And then if you look on the left-hand side, you will see that there is a wall. And then on top of the wall, there are two köşks with a very old tree in the middle. And that tree, I mean, is real. It really existed. And if you look to the left-hand side, you will see that there is something like a terrace. And you will see a seat and a person in a green coat and a white turban attended by a few young people is sitting right in this loggia.
And that is an account in the Surname. And the Surname is there are many Surnames, a description of a great festivity. And this festivity took place in the late 16th century, I mean, something like almost 50 years after the death of Makbul and Maktul Ibrahim Pasha, namely in the year 1582. And the person who organized it is up there in the green kaftan, and that's Murad III. And Murad III organized a major circumcision festivity for his son. Now, Prince Mehmet was not his only son. In fact, Murad III had many sons, some of whom were very young children, babies even, when their father died. And Mehmet, when he came to the throne in 1595, he had all these children killed, which explains why there are so many children's graves in the Padişah Türbeleri near Ayasofya. I mean, not all of them were killed. Some of them died of sickness, but some of them presumably were these younger sons of Murat that had, such a terrible end. But at this point, these people had not yet been born, and Mehmet was the oldest son of the Sultan. So, his circumcision was celebrated with a big festivity. And now, if you look carefully, you will see that this image shows you the At Meydanı with the three most remarkable monuments. One of them, on the left-hand side, is the, I told you that there was an obelisk that was made out of masonry, which is still there. And here you can see it. They have only included half of it. But if you look closely, you can see that, in fact, the obelisk was of masonry. And then if you go to the right-hand side, you can see that there is an obelisk with hieroglyphics, because that's the one that was brought from Egypt, to ornament this square, probably under Constantine. And then you see the snake column. And the snake column is today still in place, only the snake heads are gone. One of them is in the Archaeological Museum. I don't know where they found it, but they did. On the other hand, it seems in the 16th century that all three snakes were in place. And there are various stories about what happened to them. We can say that probably by the 18th century, the heads were gone. And in the end, only one head was retrieved. Yani biz ama efendim bugün de At Meydanı'na efendim özellik veren üç yapıt burada gösterilmiştir. Hatta burada gösterilmeyen bir şey var. Efendim İbrahim Paşa Macaristan'da da başarılı bir sefer yapmıştır. Ve o zaman Macar krallarının sarayından üç tane heykel getirmiş ve bunları kendi sarayına dikmiştir. Bu epey tenkit edilen bir hareket ve İbrahim Paşa'nın ölümünden sonra bunlar kaldırılmış, herhalde de imha edilmiştir.
Çünkü görmüyoruz. Şimdi burada efendim gördüğümüz insanlar efendim kumaşçılardır. Ve efendim yani dokudukları kumaşları efendim çeşitli şekillerde sergilemişler. Bir kısmı efendim böyle pano gibi. However, I mean we are talking about an artisan parade that took place in Istanbul in 1582, and it was probably the first one because I mean we have detailed accounts of the circumcisions organized by Suleiman the Magnificent for his sons, and nobody, I mean there are many people who have described them, and nobody said that there had been a parade of artisans. So this parade seems to have been a novelty. And if we had more time, I would have been happy to show you some other pictures because some certain artisan groups made a real show. I mean, there is a hammam with a hammam servant and a customer. Probably they were all children so that the whole thing wouldn't be too heavy. And then there is a kahvehane because under Murat III, coffee drinking was not forbidden. It was apparently perfectly acceptable because the coffee makers exhibited their craft right in front of Murat III. It's later under Murat IV that we get, you know, attempts to prohibit coffee drinking. And then there is another one, which again, because of the shortness of time, I can't show you, and which shows a kebabçı. And you can see that, I mean, people are eating şiş kebap. Yok hayır, bunu göstermeyelim. Kebapçı açıyorum değil mi? Evet, kebapçı oldukça güzel fakat maalesef bu efendim, ha biz bunu alalım. Ha bu güzel, tamam. Ha kebapçı bu. Burada kalalım. Evet. Okey, şimdi burada görüyorsunuz aynı sahne. Ancak renkler değişik. Efendim çok büyük sayıda minyatür yapılmıştır bu surname için. Ve bu sefer yani 3. Murat kırmızı bir kaftan giymektedir. Ama yani sahne aynı sahne. Ve hatta obeliskin yarısı burada da görünmektedir. Şimdi bu kebapçı oldukça ilginç. Çünkü tam efendim eğer dikkat ederseniz orada şiş kebap var. Ve efendim yani resmin solunda şöyle ufak çizgiler görünmektedir. Umarım görebilirsiniz. Ve efendim yani daha iyi bir, daha büyük bir fotoğraf olsaydı görürdünüz. Bu şişler çengelli. Yani bunu bir yere asmışlar ve müşteri hazır olan şiş kebaptan seçebiliyor. Bu tabii ilginç olan noktalar, yani bir ilginç olan bir nokta. Bir de arkaya bakın. Efendim yine çok net değil, özür dilerim ama yine de I mean look at the background of this little scene. You will see that people are sitting on benches and they are eating their shish kebab and in front of them they have a table. Now, as you probably know, this was not the custom in Ottoman houses of that time. I mean, people put a piece of leather on the ground and then a sini on top of it. And then the dishes were placed on the sini. Sometimes the sini might be on a low stand, but not always. And then people would sit on the floor around the sini and eat. On the other hand, I mean, this looks like, you know, a kebabçı of
the 19th or 20th century. So I'm not sure why it was arranged that way. Yani görüyorsunuz, orada aslında yani bizim bugünkü kebapçı düzenini andıran bir düzen var. Yani insanlar bankolarda oturuyor ve önlerinde yani çok yüksek olmayan ama yine de masa olan bir şey var. Şimdi bana sorarsanız, bu tabii tahmin, kimse bunun yani ne için böyle olduğunu yazmamıştır. Ama eğer yani benim tahmin etmem gerekirse aklıma şöyle bir şey geliyor. Efendim, yere oturmak ve yerden yemek yemek için yerlerin temiz olması gerekir. Oysa bir kebapçıda herhalde hiçbir zaman yerler o kadar temiz değildir. Yani en nihayet kebap hazırlamak yani yağlı bir iş. Yani yerde yağ lekeleri olacak. Efendim ve herhalde insanlar yani temiz kıyafetleriyle böyle bir yerde yere oturmak istememiş olabilir. Bir de ikinci bir motif var. Efendim yani böyle bir kebapçıya kim gider? Özellikle yani ticaret maksadıyla İstanbul'a gelmiş olan insanlar ve herhalde büyük bir kısmı, bu insanların büyük bir kısmı Balkanlardan gelmiş olacaktır. Ve Balkanlarda zaten insanlar bankoda oturuyor ve onun için yani onlar için yabancı bir şey değildi. So I said, you know, that I only have a hypothesis. I cannot prove what I say. It's possible that, first of all, the shop of a kebapçı was never clean enough for people to want to sit on the floor. I mean, if you imagine that kebab is a greasy affair, so there would be spots of grease, and well, you don't want to sit on those. And in addition, I mean, the people who came to a kebapçı for a meal, many of them were probably people who didn't have a house and a household in Istanbul. So they might be, you know, merchants, and they might be servants of a caravan. And because if you live in a han, well, it's very uncomfortable to cook food in a han. So presumably some of them went to a kebapçı for a meal. And since these people came from the Balkans, where anyhow, I mean, in many parts of the Balkans, people sat on benches. So therefore, this may be the background for, you know, a kebapçı with, you know, a design that looks a bit like a 20th or 21st century kebapçı. Now, of course, you have to keep one thing in mind. This is not a real kebapçı. If you look, yani orada iki tane yuvarlak görünüyor, kırmızı. Bunlar tekerlek. Ve arkadaki tekerlekleri göremiyoruz. Ama yani insanlar anlaşılan bunu iple çekiyor. İki tane ip var ve efendim iki hizmetçi bunu yani anlaşılan iple çekmeye çalışıyor. O zaman yani hani bu modeldir. Efendim sahiden çalışan bir kebapçı olmayabilir. Ancak yani bazen gerçekten efendim mini olarak küçük küçük düzenler yapmışlar çeşitli atölyeler için. Ama yani bana sorarsanız kızgın ateşle İstanbul'un sokaklarında dolaşmak çok akıl kârı değildir. Ya belki de efendim bunu ancak at meydanına geldikten sonra yapmış olabilirler. Ama bunu maalesef surname bize anlatmamaktadır. Okay. So I mean, ya Seçil Hanım, ne kadar zamanım kaldı?
Hocam 20 dakika daha devam edebiliriz. Okay. So I mean this is not the, you know, we are so if people are patient and if they are willing to continue, Seçil Hanım says that we can continue for 20 more minutes. But of course it's up to you. I mean it's like a real excursion. I mean, when people feel that they've had enough, I mean, they're perfectly welcome to leave. But with your permission, I will use those 20 minutes that Seçil has accorded me. So I said, you know, that there were other similar shops like coffee makers. Ve şimdi bir tane kahveci var. Seçil Hanım bu kahve. Yok, bakın bu aynı resim ama daha net bir şekilde bu değildir. Ama siz daha önce göstermiştiniz. Kahveci dükkanı. Ha, bunu sona saklayalım. Bu son resim galiba, bitti mi o halde? Değil ama siz kahveciden geçtiniz daha önce. Ha, yani tamam. Burası doğru. Now, I mean, unfortunately, I didn't have an image of the kahveci that showed his craft in front of the Sultan in 1582. But we have here a miniature showing a kahveci dükkanı in Istanbul, probably a little bit later than these the tsunami miniatures. And what do we see here? I mean, this is obviously a fairly, you know, well-kept, a place where well-to-do people sit. And if you look at the upper left-hand corner, orada efendim bir kapıcı var. Efendim misafir içeriye girmeye çalışıyor. Ve kapıcı kendisini kapıyı açıyor. Herhalde de efendim eğer böyle bakımsız ve pis gibi bir durumda ise belki kapıcı bunu içeriye almayacak. Bir de ondan sonra efendim ortada böyle mahfil gibi bir yer var, loca gibi. Ve orada herhalde İtibarlı beyefendiler oturmaktadır. Arkalarında da bir küçük hizmetçi var. Bir de kahveci kahvelerini sağda hazırlamaktadır. So I mean, and if you imagine how this, you know, must have functioned, it seems that they had some kind of a curtain in the niche, which you can see behind those gentlemen of means that are sitting in the niche. And you have the door on the one hand, and the kahveci actually preparing coffee on the other. Because preparing coffee is really a fairly complicated affair. I mean, people roasted the coffee in a tahmisi kahve and then took it home and let it cool. And then they had little coffee mills, which didn't change much over the centuries. I mean, I have seen coffee mills in museums that look very much like the coffee mill that my mother had in her kitchen when I was a teenager. So, I mean, the coffee would have probably been ground at home. And in those days, they didn't have the individual cezves. I mean, that is the you know, the cezve çok şekerli, az şekerli, şekersiz. That is, again, a relatively modern invention. In the 16th or 17th century, they would have used larger coffee pots. And then, you know, people got
the coffee that had been made for the whole group. And then, I mean, in the center of the picture, you see a young fellow who obviously takes the orders of the customers. You know, so he goes around and asks people, what do you want? And there are some young boys present with their little red caps. They don't have turbans yet. And in the lower left-hand corner, you can't see it very well, but there is a beggar. So really, I mean, this is a coffee shop that caters for all sorts of people. Yani bir yandan efendi bu locada oturan itibar ve beyefendiler var. Yani herhalde halleri her yerinde olan insanlar. Efendim daha böyle efendim aşağıda bir konumda olanlar salonun ortasında nerede yer bulabilirse orada oturmuşlar. Kahveci efendim dolaşır. İnsanların siparişlerini alır ve efendim yani en dipte efendim hatta bir dilenci sadaka dilemektedir. So I mean all this is, you know, what happens in a coffee shop, and the coffee shop picture from the Surname, which unfortunately I couldn't show you, is of course much simpler, because all we see is the kahve ocağı, and I mean the kahveci that passes out coffee to the individual customers. Efendim, şimdi biz en son resme gidebilir miyiz? Yani, tamam, burada kalalım. Bunu mu diyordunuz? Hayır, yok. Daha siz en son böyle gravür gibi olan vardı ya, gösterdiniz. Ah, tamam, bu. Lütfen bunu mümkün mertebede büyütelim. Bir saniye hocam. Şurada büyütülmüyor sanırım bu. Bir saniye. If we can, let's try. Well, if it doesn't work, then, I mean, we will just have to take it the way it is. I mean, it's unfortunate. Harika! Ay, daha ne olsun. Great. Now, I mean, this is a 19th century image of what the At Meydanı looked like. And first, there are quite a few interesting things about it. First of all, that the ground has become quite a bit higher than it was, let's say, in the time of the Byzantine emperors. And I mean, the reason for that is not far to seek, because there would have been many fires, there would have been a couple of earthquakes, and so there would have been quite a few houses that collapsed. And in those days, I mean, removing garbage was really quite problematic. And therefore, a lot of the garbage wound up in the streets. And then, you know, it decayed and ultimately became part of the earth. And I mean, if you have looked carefully at the At Meydanı, you will see that the various monuments, especially the snake column, are today much below ground level. In the 1930s, when excavations in this area began, these, you know, this ground was cleared away,
And so therefore today we can see the place where, let's say, the snake column was affixed to the ground. But at the time when this picture was taken, this wasn't the case. Now, I mean, Akmedan'ı after the 17th century, slowly but surely lost its previous importance. So basically what had happened in the Byzantine Hippodrome happened in the Ottoman Hippodrome, in the Ottoman Akmedan'ı as well. I mean, it was a popular festival site in the 16th century, but especially when the sultans moved, and you know, they first moved to Edirne, and so there wasn't any sultan that could organize weddings or circumcisions. And I mean, that state of affairs continued for 50 years. Yani en nihayet efendim dördüncü Mehmet küçük yaşta Edirne'ye götürülmüştür. Ve orada ondan sonra yani yetişkin insan olarak da orada kalma karar vermiştir, kalmıştır da. Ve efendim 1703 yılına kadar efendim İstanbul'da padişah yok. Ondan sonra geri gelmişler ama efendim 18. yüzyılda giderek padişah Topkapı Sarayı'ndan uzaklaşmaktadır. Yani özellikle yazları Beşiktaş yakınlarında oradaki saraylarda ve villalarda geçirmektedir. Ve efendim ancak yani kışın Topkapı Sarayı'na gelmektedir. Ve yani durum böyle iken efendim At Meydanı'nda şenlik yapılmamaktadır. Efendim 1720 yılında çok büyük bir şenlik olmuştur. Ama bu şenlik Boğaz'da ve Haliç'te olmuştur. So, or it happened outside of the city walls in Ok Meydanı. I mean, today for us, Ok Meydanı is a place that's full of hospitals. But I mean, in the 17th century or in the 18th century, this was an open space and it was used for shooting arrows as sport. Ve hatta efendim oralardan otobüsle geçmiş olanlar biliyor, nişangah diye bir durak var. Yani o dönemde efendim Ok Meydanı bir şenlik yeri oluyor ve 1720 Sur İhumayun yani efendim daha çok orada olmuştur. Ve bazı yani seyirlik oyunlar Haliç'in kenarında olmuştur. Yani efendim burası oldukça metruk. Ama gördüğünüz gibi yani hiçbir zaman bina doldurmamıştır. I mean, you can see that the houses are very close. But even so, I mean, the At Meydanı itself was never built over. And I mean, at the very beginning of our presentation, you have seen the picture of the Sultan Ahmet Mosque. And I'm sure, you know, those of you who have been there know that the Sultan Ahmet Mosque is kind of in line with the At Meydanı. That is, there was no attempt to take over part of the At Meydanı to enlarge the garden or the courtyard of the Sultan Ahmet Mosque. I mean, it's very neat, and I'm sure you have seen it. And if you haven't seen it, all you need to do is look at the photograph that Seçil Hanım showed at the beginning of our session. And well, so
in the 17th century, we see something similar to what had happened in Byzantine times, namely that uprisings and executions, sometimes very bloody, take place in and around Atmeydan, the so-called Vaka I Vakvakiye. And I mean, then there's also the case of a woman, a Muslim woman who had an affair with a non-Muslim man, and she was executed. It was all very distressing. So, I mean, basically, the Atmeydanı went downhill in the same way as the Hippodrome had gone downhill in Byzantine times. Well, in the 19th century, there is an attempt to change all this. And therefore, we get new buildings. One of them is the Sanat Okulu. It's a fairly large and rather elaborate building, which today is used as the Rektörlük of Marmara University. I mean, before that, there was an institution called the İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, and that school was housed in the former Sanat Okulu. And then, as I said, when Marmara University was founded, Marmara University took over the site. And it's an elaborate 19th century building. And something you cannot see here because it hadn't happened yet. In the late 19th century, the Kadastro Binası was put right next to the İbrahim Paşa Saray. And I mean, it would probably have been in the right-hand part of our picture. Yani bu resmin sağında 19. yüzyılın yani ikinci yarısında, herhalde son çeyreğinde oldukça iddialı olan bir tapu kadastro binası yapılmıştır. Onun için yani en az iki tane geç Osmanlı dönemine ait olan ve yapı söz konusu ve bunlar anlaşılan efendim görkemli, görkemli olsun da istenmiştir. Demek ki efendim At Meydanı'nı bu düşkün durumdan kurtarmak için bir teşebbüs var. Üstelik efendim bu ağaçların bulunduğu yere yakın herhalde bir yerde efendim 19. yüzyılın sonunda İmparator Wilhelm'in Sultan Abdülhamid'e verdiği bir hediye olarak Alman Çeşmesi yapılmıştır. Yani açıkçası yani mimari olarak çok güzel olmayabilir. Ama yani hani o zamanın zevkine göre anlaşılan yani makbul ve iddialı bir bina. Yani sonuç olarak 19. yüzyılın son çeyreğinde efendim At Meydanı'nı daha bir şehirli bir hale getirmek, daha modern bir hale getirmek için teşebbüs var. Bir de efendim özellikle işgal sırasında yani 1918 ile 22 yıllar arasında protesto mitingleri sık sık efendim burada At Meydanı'nda yapılmıştır ve maalesef gösteremediğim bir fotoğraf var. Yani bunu alabilmiş olsaydım mutlaka gösterirdim. Halide İdip efendim böyle bir protesto mitinginde konuşurken gösterilmiştir ve yani o zaman malum kadınların henüz siyasi hakları yok ama Halide İdip gibi simalar efendim bu siyasi hak için mücadele vermişler.
Ve aslında yani bu elimizde olsaydı ben bunu efendim kapanış için göstermek isterdim. Beni şimdiye kadar dinlediğiniz için, sabrettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz hocam. Çok güzel bir ders oldu. Bakıyorum acaba soru var mı diye. Yani ben buradayım, soru varsa yani memnuniyetle cevap vermeye çalışacağım. Bakıyorum. YouTube'dan bir soru gelmiş. Şöyle hocam okuyorum size. Do you think we should do archaeological excavations in At Meydanı diye bir soru var. Onu Oh yes, there have been many. In fact, yani bunu anlatabilirim eğer merak ederseniz. 1930'lu yıllarda başlamış efendim bu çalışmalar. Çünkü o zaman o sırada o bölgede büyük bir yangın olmuş. Ve efendim o dönemde çekilmiş fotoğraflar var. Görüyorsunuz yani boş olan büyük bir arazi var. Ve bu efendim önemli ölçüde Bizans Büyük Sarayı'nın yerinde olmuş. Hatta o zaman efendim bir ara bir karar alınmış. Buralarda tekrar inşaat olmasın. Bu topyekun yani efendim kazı alanı olsun. O sonunda böyle olmamış. Ama efendim yine oralarda epey çalışma olmuştur. Özellikle efendim İbrahim Paşa Sarayı ile Divan Yolu arasındaki bölge. Yani bugün orada küçük bir park var ve belediye bu kazı sonuçlarını önemli ölçüde saklamıştır, örtmüştür. Oysa var ve hatta belki bazılarınız görmüştür. Efendim İstanbul Avrupa Kültür Başkenti olduğu vakit kaybolmuş binalar diye bir sergi açılmış. Ve o zaman kaybolmuş binaların arasında kazılar aracılığıyla ortaya çıkarılan bir erken dönem Bizans sarayı var. Ve efendim hatta bu İTÜ kendi mimarlar bilgisayarla bunu yeniden kurmuşlar. Ve efendim hatta peki eğer o bina elimizde olsaydı bu ne olabilirdi? Bunu konser salonu olarak düşünmüşler. Ve efendim Photoshop'la efendim bu Antiochos ve Lausus sarayını efendim konser holu olarak göstermişler. Yani efendim bu iki saray konusunda ciddi kazılar olmuş. Bir de Büyük Saray'ın yerinde de en nihayet efendim orada Justinian dönemine ait olan mozaikler bulunmuş. Bunları eski yerinde bırakmışlar. Bugün yani Mozaik Müzesi diye bir yer ziyarete açıktır. Efendim Sultanahmet'in azıcık altında. Çok yani ilginç bir yer. Çünkü orada biraz Zeugma mozaiklerini veya Antakya mozaiklerini andıran geç dönem, geç yani antikite dönemine ait olan mozaikler var. Her nedense İstanbul halkı bunlarla hiç ilgilenmiyor. Ben kaç kere yani öğrencilerimi götürdüm. Genellikle o müzeye az ziyaretçi geliyor ve gelenlerin hemen hemen tümü yabancı turisttir. Niye böyle olduğunu anlamıyorum. Çünkü bana kalırsa yani İstanbul'un görkemli yerlerinden biridir. Ve dediğim gibi bu da efendim 1930'lardan sonra yapılmış olan kazılarda ortaya çıkmış olan bir alan.
Bir de efendim son için size komik bir şey anlatayım. Efendim herhalde biliyorsunuz 5 yıldızlı bir otel var, eski hapishane. Ve efendim ondan biraz o sokaktan biraz aşağıya yürüdünüz mü? Efendim Haktan Tursun bu işleri iyi biliyor. Orada küçük bir lokanta var ve efendim Bizans Sarayı'nın bir önemli kalıntısı, bu restoran sahibinin özel mülküdür. Yani efendim bunu resmen satmışlar ve çok şükür ki bu lokantanın sahibi antikite meraklısıdır. Efendim oradaki merdivenleri temizlemiş ve yani ben bu durumu ben Haktan Bey'den öğrendim. Ve efendim aşağıya indim. Gerçekten çok görkemli bir yer. Herhalde Magnavra Sarayı'nın bir parçasıdır. Ve dediğim gibi yani ben biz Haktan Bey'le uzun uzun konuştuk. Yani bir yeraltı İstanbul turu yapalım diye. Ondan sonra malum yani koronavirüs araya girdi. Bu dönem yapılamadı. Ama umarım yani sonbaharda artık yani virtüel değil sahici tur yapabileceğiz. Ve o zaman yani bu kazı sonuçlarını birlikte görebileceğiz. Okey seçim başka... İnşallah hocam dediğiniz gibi. Başka soru yok hocam. Bakıyorum ben tekrar YouTube sayfasına da. Başka soru yok. Çok teşekkürler cevabınız için. Teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli bir ders oldu. Ben, Hepimiz yani adına ben de çok teşekkür severek anlattım. Umarım yakında yani gerçekleştirebileceğiz. İnşallah hocam. İnşallah. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.